öyle diyordu Resul-i Ekrem. Aleyhissalatü vesselam Cebrail'den bahsederken Nebi aleyhissalatü vesselam öyle diyordu. Ben Cebrail'i görüyorum. Cebrail bana her geldiğinde diyordu Resulullah. Bana her vahiy getirdiğinde Cebrail'in korkudan titrediğini hissediyordum ve görüyordum. Çünkü Cibril-ül Emin Resulullah'a vahiy getiren melek o kadar büyük bir Rab'tan, kudreti ve azameti o kadar büyük olan bir ilahtan ayetler getiriyordu ki Resulullah'ın yüreğine ve kalbine Cebrail aleyhisselam titriyor Allah'ın kudretinin büyüklüğü karşısında. Bizler Allah'ı duyuyoruz. Allah'ı işitiyoruz, emirlerini görüyoruz ama ne yazık ki Allah'a karşı olan edebimizde, Allah'a karşı olan muhabbetimizde, Allah'a karşı olan yönelişimizde Cebrail olanın, Cebrail'in, meleğin, Mikail'in, İsrafil'in hassasiyeti yok bizde. Bu nedenle Hazreti Peygamber Miraç'ı anlatırken bir yere geldik. Sidretül Münteha denilen bir yer var. Ora geçilecek. Oranın ötesine Miraç'ta Resulullah'ın varmış olduğu o yere, Sidretül Münteha denilen yere Allah'ın hiçbir meleği dahi ulaşamamış. Bırakınız peygamberleri, bırakınız ruhları, bırakınız melekleri, hiçbir mahlukat Sidretül Münteha denilen yere gidememiş, ulaşamamış, varamamıştır. Bu anı anlatırken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle diyordu. Ben Sidre'ye geldiğim zaman Miraç gecesinde Cebrail bana dedi ki Muhammed yürü artık. Bundan sonrası sana fezadır. Bundan sonrası sana sezadır. Bundan sonrası senin için açıktır. Ama hiçbir beşer, yaratılmış olan hiçbir insan ve hiçbir melek bundan ötesine geçemez. Resulullah oraya geçiyor. Sidretül Münteha denilen o mıntıkaya geçiyor Allah'ın Resulü. Sonra dönüyor Resulullah diyor ki ben Cebrail'e baktım diyor Allah'ın Resulü. Arkama baktım Cebrail'e. Cebrail'in o arşın yani göğün üst tabakalarındaki arşın orada yere kapaklandığını ve titrediğini gördüm. O an anladım ki diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cebrail benden daha çok şey biliyor. Salatü selam Miraç'ın efendisine, salatü vesselam Kur'an'ın Resulüne olsun, selam Hazreti Cebrail'e olsun. Mevlam bizleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ayırmasın inşallah. Öyle diyordu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Cebrail'den bahsederken Nebi aleyhissalatü vesselam öyle diyordu. Ben Cebrail'i görüyorum. Cebrail bana her geldiğinde diyordu Resulullah. Bana her vahiy getirdiğinde Cebrail'in korkudan titrediğini hissediyordum ve görüyordum. Çünkü Cibril-ül Emin Resulullah'a vahiy getiren melek o kadar büyük bir Rab'tan, kudreti ve azameti o kadar büyük olan bir ilahtan ayetler getiriyordu ki Resulullah'ın yüreğine ve kalbine Cebrail aleyhisselam titriyor Allah'ın kudretinin büyüklüğü karşısında. O yere Sidretül Münteha denilen yere Allah'ın hiçbir meleği dahi ulaşamamış. Bırakınız peygamberleri, bırakınız ruhları, bırakınız melekleri, hiçbir mahlukat Sidretül Münteha denilen yere gidememiş, ulaşamamış, varamamıştır. Bu anı anlatırken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle diyordu. Ben Sidre'ye geldiğim zaman Miraç gecesinde Cebrail bana dedi ki Muhammed yürü artık. Bundan sonrası sana fezadır. Bundan sonrası sana sezadır. Bundan sonrası senin için açıktır. Ama hiçbir beşer, yaratılmış olan hiçbir insan ve hiçbir melek bundan ötesine geçemez. Resulullah oraya geçiyor. Sidretül Münteha denilen o mıntıkaya geçiyor Allah'ın Resulü. Sonra dönüyor Resulullah diyor ki ben Cebrail'e baktım diyor Allah'ın Resulü.
arkama baktım Cebrail'e. Cebrail'in o arşın, yani göğün üst tabakalarındaki arşın orada yere kapaklandığını ve bizler Allah'ı duyuyoruz. Allah'ı işitiyoruz, emirlerini görüyoruz ama ne yazık ki Allah'a karşı olan edebimizde, Allah'a karşı olan muhabbetimizde, Allah'a karşı olan yönelişimizde Cebrail olanın, Cebrail'in, meleğin, Mikail'in, İsrafil'in hassasiyeti yok bizde. Bu nedenle Hazreti Peygamber Miraç'ı anlatırken bir yere geldik. Sidretül Münteha denilen bir yer var. Ora geçilecek. Oranın ötesine Miraç'ta Resulullah'ın varmış olduğu